Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir yapay zeka uygulaması olan Leonardo AI'den bahsedeceğim. Burada biz aklımızdaki ve fikrimiz olan tasarımları yapay zekaya komutlar girerek burada görmüş olduğunuz gibi ürettirebiliyoruz. Bununla alakalı bir sürü uygulama var. Bunların başında da Mid Journey geliyor tabi ki de. Burada görmüş olduğunuz gibi biz daha önce Midjourney kullanıyorduk. Midjourney'e Discord ile üye olmanız gerekiyordu. Ve burada tasarımları aklınızdakileri yazarak burada yapay zekaya ürettiriyordunuz. Ama bize yaklaşık bir 35-40 adet bir hak veriyordu. Ve o hak bittikten sonra da ücretliye dönüyordu. Şu anda tamamen ücretli oldu. O yüzden buna alternatif olarak Leonardo E'yi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hani Siz de denemeler yaparak aradaki farkları görebilirsiniz. Bununla alakalı bir sürü uygulama var. Bunlardan da başka videolarda bahsetmeye çalışacağım sizlere. Leonardo AI'ya dönecek olursak da burada tamamen internet sitesi kullanarak ve Discord'a gerek kalmadan tasarımlar oluşturabiliyoruz. Ücretsiz mi derseniz tam anlamıyla ücretsiz değil ama bize günde 150 hak veriyor ve dilerseniz burada siz de ücretli bir şekilde satın alıp burada diğer özelliklere sahip olabilirsiniz. Ama birden fazla mail adresiniz varsa mail adresinizde giriş yaparak birkaç tane farklı hesapla birden fazla hakka sahip olabilirsiniz bu şekilde de neredeyse ücretsiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada diğer insanların yapmış oldukları tasarımlar var. Bunları da incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü siz hani burada benzeri tarzlarda bir şeyler üretmek istiyorsanız burada yapmış oldukları eserlere bakabilirsiniz. Mesela buna bastığımızda bakın Tom Cruise'u burada Cyberpunk stilinde, Neon stilinde böyle bu şekilde göstermiş. Burada bu komutları girerek yapmış. Siz de bunları örnekleme alarak kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Ben bir tanesinde kullandım. Birazdan gösteririm onu da sizlere. Buraya aşağı indiğimizde de hangi modeli kullanarak yaptığı gözüküyor. Ve bu modeli kullanıp buna benzer tasarımlar oluşturan kişilerin neler yaptığını da görebilirsiniz. Siz de buna benzeri şeyler yapabilirsiniz. Burada da negatif prompt kısmı var arkadaşlar. Bunu da zaten üretim yaparken tasarlarken göstereceğim sizlere. Uygulamada yani burada yapmış olduğunuz tasarımda nelerin olmamasını istediğinizi buraya yazıyorsunuz ve o resmi size oluştururken bunları katmıyor. Burada boyutları mevcut, hangi modeli kullandığı mevcut. Bunları birazdan biz de üretirken detaylı olarak göstereceğim sizlere. Peki nasıl üretim yapabiliyoruz? Önce nasıl kayıt oluruz? Bunu göstereyim sizlere. Gayet basit bir yöntem var bunun. Sayfayı ilk açtığımızda arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran giriyor. Burada count me in diyordun daha önce ve seni bir Discord'a atıyordu. Ama şu anda sadece burada launch app demeniz yeterli. Sonra yes I am whitelist dedikten sonra sizi farklı bir sayfaya atıyor. Burada login olmanız gerekiyor. Login olduktan sonra da burada e, tanımlamanız gerekiyor mail adresinizi. Sonra continue with Google demeniz yeterli. Sizi direkt ana sayfaya atıyor ve artık üye olmuş oluyorsunuz. Herhangi bir isim seçip devam edebiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da sizi böyle bir ekrana atıyor. Burası ana sayfa dediğim gibi yapmak istediğiniz tasarımlara burada size örnek olabilecek bir sürü farklı tasarım var. Bunlardan da örnek alabilirsiniz kendinize. Daha sonra buraya geldiğinizde bastığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada bakın benim daha önce tasarlamış olduğum örnekler var. O size gösterdiğim Tom Cruise'dan yazıları alarak ben samuray modeli yazarak bu şekilde tasarımlar buldum buradaki model seçeneği de RPG 4.0 yaptım çünkü o onu kullanmıştı ama burada farklı modeller var bunları da seçebilirsiniz hemen onu da göstereyim sizlere şuraya ana sayfaya geldiğinizde bakın Leonardo Division yazıyor Dream Shaper var burada tarzlar ve modeller var siz bunları seçerseniz seçenek olarak burada yapacağınız tasarımları buradaki benzer şekillerde sizin karşınıza çıkartıyor bakın Dream Shaper 3.2 ben bunu deneyeceğim birazdan sizlere göstermek için siz e, diğerlerini de farklı farklı deneyerek modellere aynı tasarımı e, kafanızda bir şeyler uydurabilirsiniz. Buraya personel fit dediğimizde daha önce çiziklerimiz karşımıza çıkıyor. Peki bunu nasıl indiriyoruz? Bunu da göstereyim. Buraya basıp download dediğimizde bizi yan e, bir sayfaya atıyor. Burada resmi farklı kaydetmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Yeniden buraya geri gelelim. Ben şimdi bir tasarım oluşturacağım. Peki bu tasarımı nasıl oluşturacağım? Buraya basıyorum ve modelimi seçiyorum biraz önce e, RPG'yi seçmiştik. Şimdi Dream Shaper'ı seçerek bir e, model uyduracağız. Buraya daha sonra Leonardo style yazacağız. Ben bakın burada e, tasarlamış olduğum yazıyı buraya yazdım. Siz de buraya istediğiniz tasarımı burada virgüller koyarak ya da biraz önce gösterdiğim gibi diğer insanların nasıl yaptığını daha detaylı bir şekilde e, incelip ona göre e, yazılar yazarak istediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Biz şimdi Dream Shaper kullanarak bir tane tasarım oluşturacağız. Bakalım diğerlerinden nasıl farklı bir şey çıkacak karşımıza. Burada en son yaptığımı göstereyim ben sizlere. Bunu yapmıştım. Burada 4 farklı varyasyonunu verdi. Görmüş olduğunuz gibi Dream Shaper seçtiğimizde karşımıza bu şekilde çıkıyor. 4 farklı varyasyon veriyor bize. Bu ne demek oluyor? Şurada seçimini yapabiliyorsunuz. Burada seçtiğiniz özelliğe göre 8 adet ya da 4 adet üretebiliyorsunuz. Yani burada yazdığınız şekli bana 4 farklı varyasyonunu göster diyorsunuz ve çıkartıyor. Onların içinden seçebilirsiniz. Daha sonra da şuraya gelip burada detaylandırabilirsiniz. Bakın burada yazanlar yeniden üret dediğinde bunu şeklini biraz daha değiştirerek karşınıza çıkartıyor. Kaça kaç üreteceğinizi buradan seçebilirsiniz. İsterseniz böyle yaparsanız size bir kare şeklinde ve daha yüksek çözünürlüklü çıkartır. Burada boyutlarıyla oynayabilirsiniz buraya çok fazla girmenize gerek yok. Buraya da kendi fotoğrafınızı e, ekleyip bunun üzerinden de tasarım yaptırabilirsiniz. Ben onun çok geliştiğini düşünmüyorum. O yüzden kullanmadım şimdilik. Bakın bu Dream Shaper seçtiğimde generate ettiğimde benim bu haklarımdan 7 e, token alıyor. Yani 7 tane jeton alıyor. Ama farklı bir model seçersek bunlar değişiyor tabii ki de. Mesela Leonardo Division yapalım. Leonardo Division da 7 alıyor. Burada yapmış olduğum tasarım biraz önce Dream ile yaptım. Bakalım Leonardo Diffusion'da nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Aynı tasarım, yazıları hiç değer değiştirmeden bir şeyler üretmesini istiyorum. O yüzden size de tavsiyem buradaki modelleri eğer görmek istiyorsanız, yani farklılıklarını, aradaki farkı görmek istiyorsanız yaptığınız tasarımda yazıları hiç değiştirmeden diğer modelleri deneyerek daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bana Leonardo da Vision bu şekilde verdi. Ve Dream Shaper çok farklı bir şekilde verdi. Şimdi farklı bir model daha deneyelim hiç değiştirmeden. Buraya aşağı iniyoruz ve kostüm bakın en altta select model var. Buradan model seçebiliyoruz. Buraya geliyoruz ve burada bize karşımıza bazı seçenekler çıkartıyor. Bakın mesela burada Pixel Art var. Bu Pixel Art'ı da bir deneyebiliriz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Dediğim gibi siz de aklınıza yatan şekilde bütün modelleri deneyerek hangisi hoşunuza gidiyorsa onunla devam edebilirsiniz. Bakın bu benden 4 token aldı mesela. Biraz öncekiler 7 alıyordu. Burada modellere göre değişkenlik sağlıyor. Gördüğünüz gibi bana piksel verdi. Pek istediğim gibi güzel bir sonuç çıkartmadı. Tabi Midjourney'in yerini tutar mı? uygulama her türlü kendini geliştiriyor. Midjourney de ilk çıktığında çok güzel tasarımlar vermiyordu. Şu anda çok harika şaheserler oluşturabiliyoruz onunla. Bu uygulamanın da ben gelişeceğini düşünüyorum. Ve buna alternatif birkaç tane uygulama var. Onlardan da diğer videolarda bahsedeceğim sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi istediğiniz yapmamı istediğiniz yapay zeka ile alakalı farklı bir video varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.